Bir zamanlar bir şey söyleniyordu. İşte eğer kumanda devrenizde 3'ten fazla kontaktör varsa PLC kullanın. 3'ten az kontaktör varsa işte röleli kumanda ile yapın. Bunun çok da bir anlamı yok. Önemli olan burada sistemin nasıl çalıştığı. Bu kararı nasıl vereceğiz? Önce röleli kumanda ile PLC'yi bir karşılaştıralım. Ondan sonra bunun seçiminde nelere dikkat edeceğiz ona bir bakalım. Röleli kumanda, otomasyon sisteminin çalışma şekli, farklı parçalar, röleler, zamanlayıcılar, saatler arasındaki kablolamayla gerçekleşir. Sistem ne kadar karmaşık ise kablolama da o kadar karmaşık olacaktır. Sonradan eklenen her yenilik için kablolamayı değiştirmek gerekir. PLC, otomasyon sisteminin çalışma şekli, programlanabilir kontrol cihazı tarafından bir döngü içerisinde yürütülen programla tanımlanır. Sonradan eklenen her yenilik için yapılması gereken sadece o elemanın uçlarının PLC bağlantısını yapmak ve PLC programını güncellemektir. Artık yeni bir zamanlayıcı ya da yardımcı röle ilave etmeye gerek yoktur. Tek bir kontrol cihazı olduğu için kontrol elemanları arası kablolama yoktur. Sadece sensörler, eğriliciler ve güç kaynağı için PLC'ye bağlantılar gerekir. PLC'nin avantajları: daha az parça. Programlanabilir kontrol cihazı bütün zamanlayıcıların, yardımcı rölelerin ve sayıcıların yerine geçer. Bu sadece hacimsel bir kazanç sağlar. Aynı zamanda otomasyon sisteminin kontrolünde artık mekanik parçalar kalmadığından güvenilirliği de artar. Bağlanacak cihazlar sadece güç kaynağı sensörler ve eğriliciler. Esnekliğin artması. Bir program, programlama terminali veya bilgisayar kullanılarak kolayca yazılabilen ve geliştirilebilen komutlar dizisidir. Bu program aynı zamanda benzer otomasyon sistemleri için kolayca kopya edilebilir. Daha kolay test edilebilme ve arıza giderme. Kontrol cihazının ön yüzündeki ledler, girişlerin çalışma durumları, girişlerin açık kapalı olması, eğriliciler çalışma durumları, çıkışların çalışıyor duruyor olması ve kontrol cihazının kendi çalışma durumunu çalışıyor duruyor arızalı gösterir. Peki, röleli kumanda mı yoksa PLC mi? Bu çok sık karşılaşılan bir sorudur ve kesin bir cevap vermek oldukça güçtür. Öncelikle şu unutulmamalıdır ki PLC'li kumandada yine butonlar, sınav anahtarları, sensörler ve eğriliciler çalıştıran kontaktörler kullanılmaktadır. Kullanılmayan elemanlar zaman röleleri, sayıcılar ve diğer yardımcı rölelerdir. Ayrıca PLC sadece giriş ve çıkışların klemenslerine bağlandığı basit bir kablolamaya sahiptir. PLC otomasyon sisteminde sonradan yapılacak ilavelere karşı oldukça elverişlidir. Kullanıcının gerekli maliyet hesaplarını yaptıktan sonra kumanda sisteminden beklentilerini de göz önüne alarak röleli kumanda mı yoksa PLC mi sorusunu cevaplaması gerekir. Eğer sistemini sadece motorların çalışıp durmasına ait ise burada röleli kumanda yapabilirsiniz. Ama sisteminizde birbirleriyle bağlantılı parçalar, elemanlar varsa, örneğin sensörlerin durumuna göre, konumuna göre, işte bir motorun çalışması, bir motorun durması veya aynı anda birden fazla işte valfin ya da motorun çalışması, koordineli bir çalışma gerekiyorsa burada PLC kullanmak zorundasınız. Ama motor kontrol panosu ise bu ve sadece motorları çalıştırıp durduracaksanız burada PLC'li sisteme geçmenize gerek yok. Bir örnek verelim. Örneğin bir taşıma bandımız var. Bu bant üstteki jaraskal kısmı 3 istasyonlu. İşte baştan başlıyor, ortaya geliyor. Ortaya geldiği zaman bu jaraskalın içerisindeki bir başka motorla buradaki parçalar aşağı iniyor. Aşağıdan tekrar yukarı çıkıyor ve tekrar bant sonuna geliyor. Bant sonundan tekrar bant başına, bu sefer durmadan gidiyor şeklinde benim kumanda devresini daha önceden çizdiğim bir uygulama düşünün. Şimdi eğer bunu röleli kumandayla yapacak olursanız burada yapmanız gereken kablo bağlantısı bu. Yani şu devreyi sizin kurmanız gerekli. Ve buradaki elemanlar arasındaki her bağlantının kabloyla olduğunu unutmayın. Yani buradaki LS2 butonunun 22'sinden LS3'ün 21'ine gideceksiniz. Yine LS2'nin 22'sinden K2'nin 14'üne gideceksiniz. Bunların her birini kablo bağlantısıyla yapacaksınız. Peki PLC olduğunda ne olacak? PLC olduğunda olacak olan şu. Bir daha soruya bakalım. Soruda kaç tane elemanım var? Bir tane M1 motorum, bir tane M2 motorum var ve bunlar ileri geri çalışıyor. Yani M1'e ait bir ileri bir geri kontaktörüm, M2'ye ait bir ileri bir geri kontaktörüm var. Yani 4 tane kontaktörüm var. Ve kaç tane sınav anahtarım var? LS1, LS2, LS3, LS4, LS5. 5 tane de sınav anahtarım var. Ve buna bir çalış dur butonu olduğunu düşünün. Bir de acil stop olduğunu düşünün.
Yani burada 5 tanesinin anahtarım, bir çalıştırma butonum, 6, bir durdurma butonum, 7 tane de girişim var. PLC'nin giriş kremensine bu 7 elemandan giriş vereceksiniz ve çıkışından da ileri geri kontaktörleri 4 taneydi, 4 tane çıkış vereceksiniz. Yani bir kutuya 7 kablo giriş için, 4 kablo da çıkış için bağlayacaksınız ve tüm yapacağınız işlem bu. Bu arada kav yapılmış olan kablolamaların hepsi PLC içerisinde sanal olarak programla yapılacak. Bu proje için evet küçük bir PLC kullanmak avantajlı. Ama dediğim gibi yani sadece bir motor çalıştırıp durduracaksanız bunun içinde PLC kullanmanıza gerek yok.